Bana işte telefonla bildirildi. Bildirme şeyi de sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu çocuk korkudan dolayı önüne bakmadan arkasına köpek geliyor mu diye bakarak koşmasından dolayı ta üçüncü şeritteki arabaya çarpıyor. O çarpma esnasında da işte savrultu şeyle ciğerlerine ve kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin yaptığı müdahale sonuçlarından sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne çocuk yoğun bakımına kaldırdılar. Şükür öyle bir tehlikeli bir şey arz etmedi. Şu an çocuk yoğun bakımdan çıktı. Müşahede altında. Şu anda gözlerini açtı. Konuşmaya başladı. Kendi halinde kalkmaya da başladı. İhtiyaçlarını gidermeye başladı. Şu anki herhangi bir sıkıntı görükmüyor. Ama devlet yetkililerinden bu sokak köpeklerinden dolayı bir sürü can alınıyor zaten. O yolda çok kaza da oluyor. En azından karayollarına bir bariyer falan koymalarından gerektiğini düşünüyorum. Ama işte sokak köpeklerine haddinden fazla sokaklarda köpek var. En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri olmak üzere buna bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuk var geziyor, dolaşıyor. En azından onların canları yanmasın. Onların hayatları kalmasın. Çünkü benim çocuk şu an okulda da kaldı. Okula da gidemiyor. Ben işimden oldu, işime de gidemiyorum. İşte mağduriyet bir duruma düşürdüler bizi. Karşı taraf da aynı bir mağduriyet durumunda yaşadı. Biz de aynı bir şekilde yaşadık işte. Ama şükürler olsun ki çocukta şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun bakımdan çıktı, müşahede altında. Bu hafta sonunda normal odaya geçiş yapacaklar.